Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde kocaman bir ormanda tüm hayvanlar bir arada dostça yaşarmış. Bu ormanın içerisinde birbirini çok seven ve çok iyi anlaşan bir ceylan ve kirpi varmış. Bu iki arkadaş, her gün birlikte keyifli keyifli sohbet eder, eğlenceli oyunlar oynarmış. Günlerden bir gün, ceylan ile kirpi bugün acaba hangi oyunu oynasak diye düşünürken, bir anda Kirpi'nin ayağı üzerinde oturduğu taştan kaymış ve yanında uzanan arkadaşı Ceylan'ın üzerine düşmüş. Kirpi'nin vücudunda çok sivri dikenler olduğu için Ceylan'ın üzerine düştüğünde dikenleri Ceylan'a batmış ve Ceylan'ın çok canı yanarak sinirli arkadaşı Kirpi'ye "Ne yapıyorsun sen? Dikenlerin yüzünden canımı çok acıttın. Dikkatli olsana", diyerek bağırmış. Kirpi her ne kadar isteyerek olmadığını, ayağının kaydığı için üzerine düştüğünü ve canını hiç istemeden acıttığını söylese de Ceylan onu dinlememiş ve kirpinin yanından uzaklaşarak parkta oynayan diğer hayvanların yanına gidip onlarla oynamaya başlamış. Kirpi bu duruma çok üzülmüş. Çünkü onun Ceylan'dan başka hiç arkadaşı yokmuş. Onu dış görünüşü yüzünden tüm hayvanlar dışladığı için kimse onunla arkadaş olmak istemiyormuş. İstemeden Ceylan'ın canını yaktığı ve yanlışlıkla yaptığı bu şey yüzünden Ceylan ona küstüğü için kendini çok kötü hissederek bir ağacın dibinde saatlerce ağlamış. Ceylan parkta diğer arkadaşlarıyla oynayıp akşam eve döndüğünde annesi Ceylan'ın yarasını görünce hemen ne olduğunu sormuş. Ceylan yavrusu ise kirpi'nin taştan kayarak üzerine düştüğünü ve dikeninin battığını söylemiş. Daha sonra da "Zaten bir daha onunla konuşmayacağım." diyerek odasına gitmiş. Annesi Ceylan ve kirpi'nin ne kadar iyi birer dost olduğunu bildiği için Ceylan'ı bu konuda uyarmak için odasına girmiş. "Neden onunla bir daha konuşmayacaksın? O senin en iyi arkadaşın ve kendin de söyledin." ayağa kaydığı için istemeden senin canını yakmış. Böyle şeyler her arkadaş arasında yaşanabilir. Önemli olan sizin birbirinize karşı olan sevginiz ve saygınız. Kirpi de seni çok seviyor. O yüzden de birbirinizden özür diledikten sonra Kirpi ile barışmalısın. Deyince Ceylan annesine hak vermiş ve sabah kalkar kalkmaz Kirpi'nin yanına gitmiş. Kirpi, arkadaşı Ceylan'ı görür görmez ondan çok özür dilemiş ve onu çok sevdiğini söylemiş. Bunu duyan Ceylan da istemeden yaptığın bir şey için sana çok kötü davrandım diyerek dostu Kirpi'den özür dilemiş ve barışıp dostluklarına kaldıkları yerden devam etmişler.